Hoş geldiniz. Sabah geldiniz. Biraz abi. Martin içe geldiğinizde bir söz vermiştiniz. Bu su ıslah projesini gerçekleştirecek bir şeydi. Ve ben Çerkeş'in inşallah beni kabul ederseniz ben Çerkeş'im bundan sonra demiştiniz. Biz sizi Çerkeş olarak kabul ediyoruz. Bununla alakalı da biraz. Evet. Islah projesini gerçekleştirdiniz. İlk icraatlarda bir tanesiydi sözünü tuttunuz. İlçe adına, benim adına ve bölgem adına çok teşekkür ediyorum. Ama size razı olsun diyorum. Bunun yanında hayvan pazarı ve Umutlu projesiyle bölgemizdeki çevre kirliliğini, derinlik kirliliğini yönelmiş oluyoruz. Hayvan pazarı ve yaptığımız modern rekabet kanalı, sizin kanalınızda yaptığınız modern bir mezbahane var. Günlük 150 baş kapasiteli, kesim kapasiteli ve 150 başta soğuk hava depolarıyla neden hayvan geliyor, robot yüklenecek kadar el değmeden kesim yapıyor. Böyle mezbahane yaptık. Rekabet kanalı sizin destekler. Ve bunun yanında bölgemizde tek olan 1,5 megabaytlık bir biyogaz tesisi kuruluyor. Sayın Bakanım, arz ederim. Hemen yakında biraz açalım, başına uçur arkadaşlar. Güzel görüntü mü? Farklı bu tip tercih edildi efendim. Yani yine görselliği de estetik bir baraj olacak. Bittikten sonra biliyorsunuz bu Çine barajının tipini aşağı yukarı şeyde gövde tipi de o tipte olacak. Dolu savada kendi üzerinde olacak. Sulama sahası ile ilgili Sayın Bakanım isterseniz şu taraftan gösterebilirim. Şöyle bir geçebilirsek. Yine bak, Sayın Bakanım, barajımızın olduğu yer burası. Şimdi bu vadi boyunca, Devres Çayı Vadisi boyunca bu Çorum'a kadar alanları sulayacak bir barajımız. Şimdi 3 tane ilimize hizmet edecek Sayın Bakanım. Bu da Çankırı ilimizin sınırları içerisinde 5900 hektar yani 59.000 dekar bir sulaması var. Yine Kastamonu sınırları içerisinde 70.000 dekar bir arazi sulayacak. Yine Çorum'da da 2800 dekar arazi. Evet. Bunlar şu arada tabii şey, Kastamonu ve şey sınırları içerisinde şu kısımlar Çankırı sınırları içerisinde. Şu Kastamonu sınırları yani şey, bu biraz da şey yapalım. Evet. 3 evet. Tane ile hizmet edecek. Tamam, kapalı sistem, cazibeli. Çok küçük bir kısmı bunun %10 civarı tevkili olacak. Hem devlet su işlerine hem de bakanlığımıza çok katkısı olan bir arkadaşımız. Oralı olması hasebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kızlar Yolu ismiyle anılan barajımız bundan sonra Devres Profesör Doktor Hasan Zuhri Sarıkaya Barajı olarak anıyoruz. İsim değişikliğiyle ilgili prosedürleri de tamamladık. Bundan sonra barajımız yeni ismiyle alınacak. İnşallah yeni isminin bu baraja hız kazandırması da temenni ediyoruz. Çünkü 2017 yılında aslında ihalesi yapılmış olmasına rağmen henüz ödenek eksikliği sebebiyle bu barajımızın inşasına başlanamadı. Ama en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Strateji Ofisimizde de konuşacağız. En kısa zamanda bu barajımızın hayata geçirilmesi konusunda biz de gerekli adımları atıyor olacağız. Tabii bu barajın bölgeye katkısı son derece önemli. 3 ilimizi Çankırı, Çorum ve Kastamonu'yu aslında besleyecek ve bölge halkının da tarımsal gelirini artıracak çok önemli bir barajımız. Bu baraj esnasında biliyorsunuz her barajın yapımında ister istemez bazı çevresel etkileri olabiliyor. Bu çevresel etkilerin en başında da tabii ki köylerin relokasyonu ortaya çıkabiliyor. Burada da bir köyümüz var etkilenmesi muhtemel olan Köpürlü köyümüz etkilenecek gibi. Bunun da tekrar relokasyonunu en iyi şartlar altında bu vatandaşlarımızı en konforlu şartlar altında bir şekilde tekrardan yeniden yerleştirmenin yollarını da
soluyor olacağız. Toplamda 160 bin dekar alanı soluyacak bu. Çankırı'da aşağı yukarı 60 bin dekar. Kastamonu'da 70 bin dekara yakın ve Çorum'da da 27.250 diyelim 30 bin dekara yakın bir alan toplamda bu baraj sayesinde sulanıyor olacak. En kısa zamanda bugünkü incelememizden sonra bakanlığımızın da bizlerin de yetkililerimizin de daha fazla sahip çıkarak bir an evvel barajımızın hayata geçirilmesi, öncelikle gövdenin yapılması, sonra da sulama projelerinin yapılması suretiyle de bölge halkımızı, hemşehrilerimizi tarımsal anlamda refahını arttıracak bu projenin bir an evvel hayata geçmesi için gayret göstereceğiz. Ben bu vesileyle burada arkadaşlarımızla da görüştük. Gelen talepleri de mutlaka değerlendiriyor olacağız. Yani hem relokasyon konusunda hem köprüyle ilgili talepler var. Tabii bunlar makul ve mantıklı olduğu sürece bizim arkadaşlarımız da bunları değerlendirir. Önemli olan burada hakikaten bazı bölge halkı için bazı konfor problemleri olsa da en nihayetinde çok büyük bir 3 ile hitap eden çok büyük bir sulama projesidir bu. Bu anlamda herhalde 3 ilimize de birden hizmet edecek bu projenin de bir katkısı olacaktır 3 ilimize de. Bismillah. Hadi bakalım. Bu daha güzel oldu. Hayırlı olsun. Bekliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Bismillah. Haydi bakalım. Maşallah, barakallah.